kadar olmaya değer mi diye düşünüyorum ben. Bu soru öyle başlıyorsan sen hiç doktor olma. Sen doktor niye olmak istiyorsun? Ben öyle maddi manevi ya. Kesinlikle. Niye doktor olmak istiyorsun? Evet, para kazanmak için. Para kazanmak. Başka şeyden de para kazanılıyor. Mesela ben... O zaman ben şunu sorayım. Cerrah olmak için kaç yıl okumak lazım? Onu söyleyeyim. 6. Tıp fakültesini önce bir liseye bitiriyorsun. Ondan sonra üniversite sınavına giriyorsun. Hı. Orada belirli bir puan alıyorsun, tıp fakültesine gidiyorsun. Hı. Kaç yıl? Tıp fakültesi en az 6 yıl. Bir de yabancı dilde okursan 7 yıl. Ondan sonra tekrar bir sınava giriyorsun. 4 yıl. 4 yıl. Eğer hazırlık okursan 10. Bir yılda hazırlık. 11 yıl. Ama bu liseden sonra. 10. Bir bak bakalım. Şöyle ya, şöyle ya. Şöyle de tersini döndü. Beyin cerrahi var yani. Yakışır da değil mi? Yakışır inşallah. 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 Evet. Ben beyin cerrahi. Çocukların yer yandı, onu da bilin. Evet, sen de sor bakalım. Merak etmeyin. Parasını çocuk parasını. Hastalıklardan kaçmak için elini yıkayacaksın. Mikroplardan kaçmak için. Suyla sabunla dost olduktan sonra onlar sana bulaşamaz. En önemli şey bu. Teşekkür ederiz. Evet, elini bol bol yıkadık da bunları aynı şekilde meyve sebzeleri de yıkadıktan sonra güzelce önce kendini koruyacaksın, sonra ağzından gideni koruyacaksın. Böylece o mikroplar seni hiç bulaşamaz. Matematiğin geometrisini. Geometri sadece bende kalmayacaksın. İleride öğreneceksiniz onları. Yani o girdiğim bölümde %1, %2 de giriliyor Türkiye'de. Tıp fakültelerine. Belki şimdi şeyle arttıysa bilmiyorum. Özel okullarda gittiği için. Diğerlerinden bayağı farklı olman lazım. Her 100 kişiden 1 kişi veya 2 kişi tıp fakültesine giriyor. Nereden okuyorsunuz? İşte okuluna gittim. Okuluna giderek öğreniyorsun. Ondan sonra orada sadece okumakla da olmuyor. Uygulamalarını yapıyorsun. Hasta görüyorsun, hastalık görüyorsun. Bir kısmı okumak, büyük kısmı. Bir kısmı da usta çıraklık ilişkisi. Usta çıraklık. Mesela Celal hocam dedi ya arkadaşı. Orada sonra onun hocaları ameliyatın nasıl yaptığını gösteriyorlar. Önce o okuyor, hazırlanıyor. O ameliyatı nasıl yapıldığını, kitaplarını okuyor. Sonra onun uygulamasını görüyor. Ellemekle devam eder. Dinlemek ve en sonunda laboratuvara yardımcı tetkikler. Konuşursun. Şikayetlerini anlarsın. Ondan sonra da ona göre neler olabilir diye diğer yöntemlere başvurur. Durmak bir tane. Böyle fazla ilaçlar evde kalıyor. Hem senin faydası olmuyor, ileriki dönemler zarar oluyor. Hem ülkemizin ekonomisi kaybediyor. Şu an için sizin hasta olmamanız için çalışacak. Bu da devlet de bunu istiyor. Çocuklarınızı hasta yapmayın diyor. Sizin sorularınız bittikten sonra ben bir soru soracağım zaten. Biz insanları iyileştirirken çok mutlu oluyoruz. Dedim ya, biraz önce bu işin manevi yönü var.
insan karşındaki bir yardım bekliyor. Hasta olmuş, bir yere acıyor, bir yere yanıyor. Ve sen gelmiş, sen de bana nasıl yardım edebilirsin diye gözüyle, diliyle anlatıyor. Sen de alıyorsun onu, acısını dindiriyorsun, tedavisini yapıyorsun. O geldiğindeki o yüz şeklini, giderken o tedavisi bittiğindeki yüz şekli bile sana çok büyük mutluluk veriyor. Diş fırçası verdiler mi size? Evet. Verdiler ama bende vardı. Bana yapıldı. Bende çok var. Bir daha yapıldı. Şimdi bu konuda yaptırmayanınız var mı? Ben yaptırmadım. Ben de. Ben aslında. Niye yaptırmadınız? Alerji var benim. Neye? Dişe şey yapıyorum. Şimdi benim buram da yarı. Ben her zaman yapıyorum. Flor alerji oldu nereden buldun sen? Babam söyledi. Flor alerji. Sen dişini fırçalamıyor musun? Fırçalıyorum. Onun içinde de flor var ya. Başka aile izin vermeyen var mı sizin işte? Benim yok. Benim nedeni var. Çünkü benim dişim çürük. Çünkü ben astım alerjisi var bende. Astım. Astım ne? Böyle bir hastalık. O benim babam. Aynı soru sen de hadi diş macunu kullanmıyor musun? Bunun ondan ne farkı var? Bizim uygularımız maddenin hiçbir farkı. Hayır, kullanmıyorum. Dişini fırçalamıyor musun? Sen akıllı bir çocuğa benziyorsun. Dişlerini fırçalaman lazım. Biliyorsun değil mi? Ben günde bir alerji var diyorsunuz. Ben günde bir çocuğum. Onu da alerji var. Ben de şunu demek istiyorum. Bizim kullandığımız etken maddeni alerjiniz varsa zaten şimdiye kadar çok kere karşılaştınız. Benim aslında polenden şeyim var. Biz polen değil. Biz klor vernik uyguluyoruz. Onun uygulamanın sebebi de İleriki yaşlarda sizin dişlerinize oluşabilecek çürükleri önlemek. Bu konuda da yeterli... Sanırım önce aileler bilinçlendiriliyor. İşte benim sorum o da o yüzden. Evet. %40 onan veren kişiyi. Evet. Benim. Erkeklere mavi yeşil geldi. Öyle mi? Bana mor. Bana kırmızı. Bana mavi.